Arkadaşlar ben Alp Işık, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kripto para gündeminin 5. bölümüyle devam ediyoruz. Her hafta o hafta içerisinde yaşanan kripto para ve blockchain dünyasındaki haberleri sizlere derleyip toparlayıp bu şekilde bir gündem videosu olarak sunmaya çalışıyorum. Genelde bu videoları pazar günü sunuyorum. Hala YouTube kanalıma abone olmadıysanız mutlaka abone olup zile tıklamanızı rica ederim. Bu sayede yeni video yüklediğimde sizlere bildirim olarak gelecektir. Tabii ki her zaman video yükleme şansım olmadığı için de mutlaka beni Telegram ve Twitter'dan takip etmenizi öneriyorum. Buradan anlık haberleri, hızlı bir şekilde aksiyon alınması gereken haberleri paylaşıyorum. Bunun dışında önümüzdeki haftadan itibaren Instagram'da çok güzel içerikler hazırlıyorum. Bitcoin, kripto para dünyası ile ilgili çok güzel içerikler sunmaya başlayacağım size. Instagram'dan hala takip etmediyseniz de mutlaka takip etmenizi öneririm. Ve son olarak da bu videoda ve YouTube kanalımda anlattıklarımın yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını, sizlerle sadece bu şekilde haberleri paylaştığımı tekrar hatırlatmak isterim. İsterseniz gelin kripto para gündeminin 5. bölümü başlasın. Bitcoin fiyatıyla başlayalım. Önceki gündem videomda söylediğim gibi Bitcoin fiyatı 5150-5200 dolar seviyelerindeydi. Şu anda ben bu yayını çektiğim sıralarda 5320 dolar seviyelerinde geziniyor. Bitcoin fiyatında dikkat edilmesi gereken nokta, söylediğim gibi önceki yayınlarımda da, 50 günlük hareketli ortalama ve 200 günlük hareketli ortalamanın kesişmesi ve yukarıya doğru kırılmasını bekliyor. Bazı yatırımcılar, Bitcoin'lerini satan yatırımcılar tekrar giriş yapmak için bu teknik sinyali bekliyor diyebiliriz. Onun dışında fiyat olarak da 5300 üzerinde kalması durumunda 5800 doları burada bir kritik direnç seviyesi olarak görebiliyoruz. Bu fiyat aralıklarında gidip gelirken de bu bilgilerin bilinmesi gerekiyor şu anda. Hareketli ortalamanın yukarıya doğru kırması ve 5300-5800 dolar arasında da 5800'ü kırıp kıramayacağı şu an için en azından Bitcoin fiyatında ciddi bir önem taşıyor diyebiliriz. Şimdi fiyatı geçersek artık ilk haberimize başlayabiliriz. Bitcoin fiyatından bahsettik. İlk haberimiz aslında bu hafta medyaya şöyle bir haber düştü işte. Satoshi'yi bırak, Patoshi'ye bak. Şimdi bu hepinize çok ilginç gelecektir. Aslında ben de haberi ilk okuduğumda, yabancı bir kaynaktan ilk okuduğumda benim bile haberim yoktu. Yani ben 2013 yılından beri Bitcoin'le, kripto paralarla ilgileniyorum. Hani madencilik de yapmış biriyim ama hiç bu şekilde bir olaydan haberim yoktu. Şimdi aslında bu bir iddia. Gerçek olup olmadığı da belli değil. Birkaç kaynaktan araştırdım. Bazı Twitter'da bunun gerçekliğiyle ilgili kanıt niteliğinde bazı haberler olmasına rağmen kesin gerçektir diye de bir şey diyemiyoruz. Ama 2009-2010 yılları arasında 1.1 milyon Bitcoin civarı kazdığı iddia edilen tek bir kişi olduğu söyleniyor. Buna Patoshi şeklinde haberde yer verilmiş. Ve tek başına 22 bin blok kazdığı düşünülüyor. Şimdi o yıllar arasında Bitcoin'deki her blok ödülü, yani bir madenciler bir blok bulduğunda o bloktaki Bitcoin'leri kazanıyor. Aynı zamanda o blok içinde gerçekleşen transferlerin transfer ücretini kazanıyordu. Tabii o zamanlar Bitcoin transferleri çok az olduğu için aslında burada gerçek ödülün içinden çıkan o bloğun Bitcoin olarak düşünebiliriz. 2009-2010 yıllarında da bu 50 Bitcoin'di. Her 4 senede bir yarılanıyor. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi haberimize gelecek olursak bu 2010 yılları arasında Bitcoin'deki blok ödülü 50 Bitcoin'ken 22 bin bloğu tek başına kazdığı iddia edilen birisi var burada ve yaklaşık bu 1.1 milyon Bitcoin olmasından bahsediliyor. Yani bu Satoshi'nin elinde bulundurduğu miktar, hatta belki daha fazlasına bile denk gelebilecek bir miktar. Hatta şöyle bir hani istatistik de verilmiş. Bu demiş hani elinde gerçekten bu kadar milyondan fazla Bitcoin varsa Bitcoin'in de 20 bin dolarlara çıktığı seviyeleri düşündüğümüzde dünyanın belki de en zengin adamları arasında, hatta en zengin kişisi olabileceğinden bahsediliyor o fiyat aralığında bakarsak. Ve işin bir ilginç yanı da bu Bitcoin'lerin %99'luk bir kısmı da hala hareket ettirilmemiş. Aynı madencilik yapıldığı gibi bu şekilde adreslerde duruyor. Böyle bir haber düştü. Ben mesela hiç bu şekilde bir kulağıma bir şey gelmemişti. Yani Satoshi dışında o zaman aralığında tek bir kişinin bu kadar fazla madencilik yapıp Bitcoin tuttuğu hakkında benim de bir bilgim yoktu. Hatta bazı kişiler şeyden bahsetti. Mesela işte bu madencilik havuzlarında, pool'larda böyle bir nickname'de birisi olmadığı, bu şekilde bir hash rate gücüyle işlem yapılmadığından bahsedilmiş. Ama ben şunu da söylemek istiyorum. Özellikle burada ya 2009-2010 yılından, Bitcoin'in böyle ilk çıktığı yıllardan bahsediyoruz. O zamanlar bu havuz olayı, madencilikteki pool olayı gerçekten yoktu. Sadece insanlar
Yani kendi bireysel madencilikle, bireysel cihazlarıyla birlikte kendi mesela Bitcoin bloğunu bulup ödülün tamamını kendisi alıyordu. Şu anda mesela bir havuza dahil oluyorsunuz. Kim ne kadar yardım ederse blok bulunduğunda ödül o şekilde dağıtılıyor. Ama o zamanlar o şekilde değildi. Hatta o zamanlar işte donanımlar falan da o kadar hani herkesin imkanı yoktu. İmkanı olanın da zaten hani Bitcoin diye bir şeyden haberi yoktu. Bu kişinin hem tek başına bu şekilde solo mining deniyor buna. Kendi başına madencilik yapması, elinde de bu kadar ciddi miktarda imkanı bunu aktarması gerçekten çok vizyoner bir şekilde düşündüğünü gösterir. Böyle bir haber düştü gündeme. Yabancı haber sitelerinde bu çok fazla paylaşıldı. Ben de sizlere aktarmak istedim. Ama dediğim gibi hani %100 doğrudur, böyle bir kişi vardır şeklinde demek de mümkün değil. Kendiniz de isterseniz tekrardan araştırabilirsiniz. Şimdi isterseniz bir sonraki haberimize geçelim. Önceki gündem videolarında Bloomberg'e katıldığım yayınlarda Litecoin'deki yükselişten biraz bahsetmiştim. Litecoin'deki yine blok ödülünün yarılanmasından bahsetmiştim. 6 Ağustos 2019 tarihinde gözüküyor şu anda. O zamanlar yine böyle fiyat 30 dolar civarındaydı. Şu anda 80-90 dolar civarına gelmiş durumda. Litecoin'de hash rate 365 TH per second seviyesine kadar çıkmış durumda. Yani bu şu demek oluyor. Madencilerin işlem gücü Litecoin üretmek için işlem gücünü Litecoin'e aktaran madenciler şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Bu 2017'deki Litecoin'in o fiyatının aşırı derecede arttığı dönemden bile daha fazla bir şekilde hash rate artmış. Bunun en önemli sebebi elbette Ağustos ayındaki blok ödülünün yarılanmasından dolayı şu anda da fiyatta biraz yukarı yönlü tepki olunca madenciler ellerinde daha fazla Litecoin bulundurmak için cihazlarını şu an Litecoin'e yönlendirmiş durumdalar. Çünkü burada Ethereum fiyatı biraz aslında stabil gittiği için, Ethereum'daki blok ödülleri de düştüğü için bazı madenciler, hatta çoğu madenci, Ethereum'daki bunu hash rate'ten görebiliyoruz. Ethereum'daki madencilerin işlem gücü düşmeye başladıkça Litecoin de artmaya başladı. Burada şeyden bahsedebiliriz. Direkt blok ödülü düştüğü için Ethereum'da daha az Ethereum kazanmaya başladıkları için direkt Ethereum cihazlarını, Ethereum mining için kullandıkları cihazları kapatıp şu anda Litecoin'in hem fiyat olarak daha avantajlı hem de blok ödülü düşmeden önce ne kadar fazla Litecoin kapabiliriz diye bu şekilde Litecoin'e yönlendirilmiş gözüküyor. Bu da önemli bir bilgiydi. Şu anda yani 2017'deki o herkesin böyle madenciliğe saldırdığı dönemde bile, ekran kartlarının tükendiği dönemde bile Litecoin'in hash rate'i bu kadar ciddi oranda artmamıştı. Bunu da sizlere aktarmak istedim. Madencilikle uğraşan arkadaşlarımız varsa ya da sadece madencilik için değil aslında trade yapan arkadaşlarımız için de yani bu hash rate gücünün ne kadar kişi bir Litecoin madenciliği ile ilgileniyor. Bu aynı zamanda hani işin trade kısmından da ziyade bir bakıma ağın güvenliğiyle de ilgilidir. O ağa ne kadar fazla madenci o ağın içinde işlem yapıyorsa o coin aslında %51 saldırısı ve diğer tip saldırılara daha dayanıklı hale geliyor. Litecoin zaten hani en bilinen kripto paralardan biri olmasına rağmen zaten hani yeterince dayanıklıydı. Şimdi de bu yeni katılan işlem gücüyle birlikte ağ biraz daha stabil ve saldırılara karşı dayanıklı hale gelmiş diyebiliriz. Şimdi bir sonraki konumuz aslında önceki videoların birazcık devamı niteliğinde. Bu bildiğiniz gibi Craig Wright'ın işte ben Satoshi'yim, bana inanmayanları dava edeceğim falan durumunu önceki gündem videolarında anlatmıştım. Ne demiştim? İşte kendisi Craig Wright bana işte ne zaman tweet atsam altında böyle binlerce kişi sen sahte Satoshi'sin diyordu. Ona böyle diyenlere da dava açmakla tehdit ediyordu. Hatta böyle birkaç kişiye dava açmıştı falan. Buna en sonunda geçtiğimiz gündemde Binance'in CEO'sunun Jay-Z'nin işte artık Craig Wright Satoshi değildir. Bu saçmalığın bitmesi gerekiyor. Bitcoin Cash işte Satoshi Vizyonu BSV'yi delist edeceğiz. Yani Binance'ten çıkaracağız demesiyle ortalık karışmıştı ve demiştim yani bunu dediyse önümüzdeki hafta delist haberi gelebilir. Liste dışı Binance'ten atılma haberi aslında gelebilir demiştim. Tam da gündem videomdan 1-2 gün sonra bu gerçekleşti. Ne oldu? Binance'ten şu anda Bitcoin Cash işte Satoshi Vision BSV Binance'ten delist edildi. Tabi delist edildikten sonra diğer borsalarda mesela Kraken'de kendi bir Twitter üzerinden anket yayınladı. Biz ne yapalım diye. Çoğu kişi siz de delist edin dedi. Onlar da çıkardı. Bildiğiniz gibi en popüler hani kripto para cüzdanlarından Blockchain Wallet da kendisi de aynı zamanda delist etti. Bu şekilde bu haftanın aslında önemli gündemi buydu diyebiliriz.
çok fazla borsadan haber gelmeye başladı. Cemini şey yazdı mesela, biz zaten hiçbir zaman onlara eklememiştik yazdı. O bu şekilde bir tweet attı. Küçük ufak bazı borsalar da delist ettiğini duyurdu. Bu haftanın önemli gelişmelerinden biri buydu. Hatta daha sonra da sanırım birkaç tane haber çıktı. İşte bu Bitcoin Cash SV'yi destekleyenler bu delist haberlerinden sonra kendileri borsa kuracakmış. Orada işlem yapacakmış diye kendilerine bol şans diliyoruz. O şekilde trade işlemlerine elbette devam edebilirler. Ben şu şekilde düşünüyorum. Elbette bu Binance'in yaptığının ne derece etik olup olmadığı tartışılabilir. Yani bir şekilde bir merkezi güç istediği zaman o zaman bu şekilde coinleri delist edebiliyor mu diye. Hani burada aslında güç onların birazcık eline mi geçmişti? Aslında bu bir bakıma doğru. Şu anda en yoğun olarak kullanılan, hacim olarak en yüksek hacim Binance'te diyebiliriz. Aslında ilk 3'te falan diyebiliriz en yüksek hacimde. Bu şekilde elindeki gücü kullanarak işte ben bunu delist ediyorum demesi, yani aslında etik kısmı tartışılabilir. Ama Craig Wright'in bu şekilde işte beni susturmaya çalışıyorlar, ben Satoshi'yim deyip mahkemede benim Satoshi olduğumu hakime işte ispatlayacağım şeklinde bir sürü haber çıkmıştı. Onları da size aktarmıştım. Binance'ten gelen bu tepkinde aslında bir bakıma beklenen bir tepki olduğunu. Çünkü Twitter'daki bir tane kullanıcıyı da bu şekilde, yani hukuk senin zaten işte bu avukat masraflarını karşılayamazsın, seni dava ederim dediğinde bütün herkes o kişiye Bitcoin yollamaya falan başlamıştı. Yani burada zaten aslında Binance'in delist haberi birazcık bekleniyordu diyebilirim. Elbette ama o kısmını siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani bu kadar güçlü bir borsanın olması aslında bugün mesela bunu delist etti. Yarın bir gün başka bir proje onların çıkarlarıyla çeliştiğinde onu da mı delist edecek? Bu şekilde siz de yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Şimdi yine aslında bir sonraki haberimiz Binance'ten. Bu hafta biraz Binance'ten haberler gelmeye devam etti diyebiliriz. Şimdi white paper'ında Binance kurulurkenki white paper'ında belli bir dönem aralıklarıyla BNB, yani Binance'in kendi coin'ini yakacağız, coin burn yapacağız şeklinde açıklamaları vardı. Bu şekilde kuralları vardı. Buna uyacak şekilde de Binance 15.6 milyon dolar değerinde BNB yaktı. Bu yaktı tam olarak şu demek oluyor. Coin burn, yani mesela şimdi dolar, kağıt parayı nasıl yakarsınız mesela? Hani çakmakla yakarsınız ve para kaybolmuş olur. Burada coin burn kısmında da bu şekilde bu 15.6 milyon dolarlık BNB geri döndürülemeyecek bir şekilde sistemden yok ediliyor. Belki bununla ilgili teknik bir video hazırlayabilirim. Coin burn yapılırken bu coinler nereye yollanıyor? Oradan tekrar nasıl geri döndürülemiyor? Bununla ilgili belki bir ileride teknik bir video hazırlayabilirim. Ama bilinmesi gereken şu, Binance white paper'ında olduğu gibi 15.6 milyon dolar değerinde BNB yakmış bulunuyor. Şimdi bir sonraki haberimiz aslında oldukça ilginç. John McAfee'yi hepiniz tanıyorsunuz. Genelde McAfee yeni bir bilgisayar aldığınızda içinde böyle antivirüs geldiğinde ilk onu silersiniz. Çünkü genelde pek bir işe yaramaz. O sildiğimiz antivirüsle aslında tanımıştık. Ondan sonra kripto para dünyasında kendisi çok tanınan bir isim. Genelde Bitcoin işte yani şu kadar milyon dolar olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Hatta bazı projelerden para alıp onun Twitter'da paylaşarak işte pump and dump olmasını, fiyatın yükselmesini falan sağladığı için çok fazla eleştirilmişti. Genelde böyle kripto para dünyasında devamlı açıklamalarıyla böyle ön plana çıkmaya çalışan, devamlı böyle işte ön planda kalıp mutlaka birisine sataşan, bir şey yapan birisi kendisi. Şimdi en son dediği de şu oldu John McAfee'nin. Satoshi'nin kimliğini biliyorum. Açıklaması artık ben açıklayacağım. Hani şu anda işte Craig Wright ben Satoshi'yim diyor. Başkası çıkıyor ben Satoshi'yim diyor. Satoshi şey demiyor, en azından kendisi ben Satoshi'yim diyor ortaya çıkmıyor. Şöyle diyor. Satoshi kimliğini açıklamazsa kendisini ben açıklayacağım. Ama size söyleyebileceklerim şunlar. Satoshi bir CIA ajanı değil ya da başka bir hükümetin ajanı değil. Onun dışında bir hükümete bağlı değil. Sizlere bunu söyleyebilirim dedi. Aynı zamanda aktardığı bilgiye göre de Satoshi Nakamoto bir grup, tek bir kişi tarafından yapılmadı Bitcoin, bir grup, fakat Bitcoin'in white paper'ı tek bir adam tarafından yazıldı. Yani Satoshi dediğimiz olay aslında bir grup ama white paper'ı Bitcoin'in tek bir kişi tarafından yazıldı. Aynı zamanda da bu kişinin Amerika'da yaşadığını söyledi. Bu tip bilgiler verdi. Eğer kendisi kısa bir süre içerisinde Satoshi'nin kendisi evet benim diye ortaya çıkmazsa kendisinin artık gitgide bu
arttıracağını, bu ipuçlarını arttıracağını ve Satoshi'nin kim olduğunu söyleyeceğini söyledi. Tabii Twitter'da hemen tepkiler geldi. İşte bilsen bile söylememen gerekiyor. Kimliğini ortaya çıkarmaman gerekiyor. Bu Bitcoin'e çok zarar verecektir şeklinde. Tabii ki bir sürü kişi yorum yaptı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu verdiği bilgilere inanıyor musunuz? Yine yorum kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi bir sonraki haberimiz yine Binance'ten. Böyle biraz arka arkaya oldu ama bu hafta gerçekten Binance yaptıklarıyla çok konuşuldu. Şimdi Binance Chain ortaya çıktı. Bu yine Binance'in merkezi olmayan borsası. Aslında Binance DEX demek istiyorum. Fakat Binance'in CEO'su Binance'in bu DEX'in aslında bir decentralized exchange, yani merkezi olmayan bir borsa olarak anılmasını istemiyor. Şu şekilde anılmasını istiyor. Kullanıcıların kendi fonlarını elinde tuttukları, aynı zamanda bununla hızlı bir şekilde işlem yapabildikleri ve bu işlem yaptığı platformun ya yani eli yüzü düzgün. Mesela başka işte merkezi olmayan borsalar genelde kullanıcı arayüzü böyle çok ilk zamanlardaki programlar gibi oluyor. Çok ciddi üzerine düşünülmeden yapılıyor. Binance'in istediği bu. Kullanıcılar kendi fonlarını tutabiliyor, hızlı bir şekilde işlem yapabiliyor. Aynı zamanda da arayüzü düzgün. Çünkü Binance'ten tanıdığımız arayüz üzerinden kullanıyor. Bu şekilde anılmasını, bu şekilde anlatılmasını istiyor. Kendisine Binance DEX denilmesini o yüzden aslında istemiyor. Şimdi Binance Chain aktif hale geldi demek şu demek. Binance Chain üzerinde artık Binance bildiğiniz gibi kendi zinciri üzerinden artık işlemlerini devam edecek. Bu merkezi olmayan borsasında diyebiliriz ve burada BNB kullanılacak. Bu yüzden de zaten bu Binance Chain'in aktif olmasından Şubat ayında yaptığım bir Bloomberg programında söylemiştim. Yani bu yavaş yavaş Binance Chain geliyor. BNB'de bu yüzden bir beklenti oluşabilir diye. O zamanlar yanlış hatırlamıyorsam 13-14 dolar seviyelerindeydi. Şu anda BNB ben bu videoyu çekerken 23,5-24 dolar seviyelerine çıkmış durumda. Elbette hani bu bekleniyordu zaten bu şekilde. Şimdi asıl buradaki bu haftaki haber konusu ne oldu? Şu oldu. Binance kendi burada zincirine geçtikten sonra birkaç tane projede biz de Binance zincirine geçiyoruz. Biz de artık o zinciri destekliyoruz, ona geçiyoruz şeklinde açıklamalar yaptı. Bunlar ne oldu? Mithril, Atomic Wallet Coin ve Red Pulse Phoenix diye 3 tane coin oldu. Aslında hani çoğunu büyük ihtimal sizin de duymayacağınız coinler oldu. Hani eminim ki çoğunuz bu coinler hakkında hiçbir şekilde belki trade yapmanı hiç duymadı. Ama benim demek istediğim şu oldu. Çoğu böyle Binance'in işte Jay-Z'ye, CEO'suna işte bak biz de hemen geldik geçtik Binance'ten, hani bize bir şey olmasın, delist edilmeyelim, hacmimiz belki az olsa bile bir sıkıntı olmasın diye olmuş olabilir. Şundan bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki haftalarda bu haber mutlaka artacaktır. Bu Binance chain'e geçiyoruz, destekliyoruz, onun üzerinde çalışacağız şeklinde hiç belki duymadığınız coinler de olacak. Belki çok popüler coinler de bununla ilgili haberler çıkacaktır. Ve tabii ki bununla ilgili bir haber çıktığında da Binance'in şeyinden bakabilirsiniz. Trade sayfasının geçmişinden bakabilirsiniz. Bu coinlerde ciddi bir şekilde hacim artışı ve fiyat artışı olmuş durumda. Ama sonra tabii tekrar eski haline dönmüş durumda fiyatlar. Benim uyarım şu olacak. Bunları elbette takip edin, fakat şu anda hani her zaman uyardığım gibi sadece sosyal medyası aktif bir şekilde işleyen, geri planda bir satır bile kod olmayan bazı böyle ICO projeleri tam bunu fırsat bilip şu anda da fiyatlar böyle 5200-5300 dolar seviyelerinde. Binance'in de bu Binance Chain'e tam böyle popüler olduğu zamanlarda işte bakın biz ayı piyasasında aslında boş durmadık, bu projeleri yaptık deyip şu anda ortaya böyle bu şekilde fake projeler çıkabilir. Onun dışında Binance Chain'i aslında hani ona desteklemeyen, orada çalışmayan projeler bile Twitter hesabından biz Binance Chain'e geçiyoruz, bu şekilde yapıyoruz de. Çünkü insanlar şu an şu durumda, hani hangi proje oraya geçerse fiyatı artacak diye onu beklemiş durumda. Ben bunu bakın uyarmak istiyorum. Şu an çok fazla proje eminim önümüzdeki hafta Binance Chain'e geçmeyi planlıyoruz, yol haritamızı ekledik gibi sadece kendi coin'in fiyatını arttırmak için bu tarz böyle sahte haberlerle ortaya çıkacak. Bu konuda dikkat edin. Hani araştırmadığınız, bilmediğiniz şeylere yatırım yapmayın. Bunu zaten her zaman diyorum. O yüzden zaten hani Bitcoin'e şuradan girin, şuradan çıkın, şu coin alın. Benim zaten demememin temel sebebi de bu aslında. Çünkü herkesin yatırım yapabileceği coin farklı. Herkesin bütçesi farklı. Tek böyle bir tane sihirli bir şekilde bir formül vermem mümkün değil. Bu konuda da uyarmak istiyorum. Bu şekilde özellikle Twitter üzerinden, Telegram üzerinden bazı projeler ön plana çıkmak için Binance Chain'i kullanabilir. Bu uyarımı da yaptıktan sonra isterseniz bir sonraki haberimize geçelim. Şimdi kripto para piyasalarında
Bildiğiniz gibi bu ETF'ler ve BAKT olayı, BAKT'ın açılması ciddi şekilde bekleniyor. Artık hani ETF'in son tarihini bile artık hani takip edemez hale geldik. O kısımda hala somut bir gelişmeler yok. Ama BAKT'tan bu son 1-2 haftadır hani bazı gelişmeler olmaya başladı. Sanki böyle sene sonu işte Kasım'da artık açılacağı biraz daha böyle somutlaşmış gibi haberler gelmeye devam ederken BitLicense almayı planladıkları ortaya çıktı. Bu BitLicense şu demek: New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından verilen, New York'ta kripto paralarla bir iş yapacaksanız mutlaka almak zorunda olduğunuz bir lisans. Bu lisans hakkında şu şekilde diyebiliriz. Hani dediğim gibi New York'ta bir borsa açacaksınız. New York'ta kripto paralarla ilgili bir startup kuracaksınız. Bu lisansı almak durumundasınız. Bunu Netflix'te bir Bitcoin belgeseli var. O belgeseli eğer bunu merak ediyorsanız ve aynı zamanda Bitcoin'e ilgiliyseniz tabii mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. O bu BitLicense nasıl ortaya çıktı? Bunu ortaya çıkaran adamın nasıl bu işten geri plana çıkıp da danışmanlık firması kurup BitLicense'ı nasıl alırsın danışmanlığı verdiği, bunu kendisi için nasıl kullandığı hakkında belgeselde çok ayrıntılı, güzel bir şekilde anlatıyor. Oradan bakabilirsiniz. Bu bakta biraz daha işlerin ciddileştiğini, en azından bu lisans işlerine kadar işin geldiğini söyleyebiliriz. Ama hala işte somut şu tarihte açılıyor, şu şunu destekleyecek, şöyle olacak diye hala somut bir bilgi yok. Ben geldikçe, bu bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğim. Ama dediğim gibi öyle kesin bir ortada henüz tarih yok. Şimdi bu ilginç bir haber. Bildiğiniz gibi Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin Ethereum'u kurmadan önce kendisi Twitter'da bir mention atmıştı. Oradan bu haber çıktı. Bir Ripple'ın paylaştığı bir şeyin altına. Kendisi 2013 yılında Ripple'da stajyer olmak istemiş. Gitmiş işte başvurmuş, konuşmuşlar etmişler. Fakat Ripple o zaman bir senelik bile bir şirket olmadığı için 9 aylıkmış henüz o zaman 2013 yılının ortalarında ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Vitalik vize alamamış. Bu şekilde en az bir senesini doldurmayan şirketler bu şekilde dışarıdan stajyer alamadığı için Amerika'nın dışında kendisi vize alamamış. 9 aylıkmış o zaman Ripple ve Vitalik 2013'ün ortalarında olan bu olaydan sonra 2014 yılında Miami'deki bir konferansta Ethereum'u tanıtıyor. Yani bu gerçekten oldukça ilginç bir haber bence ve o Ethereum'u tanıttığı gün tarihe geçiyor. Ya ben de çok net hatırlıyorum Ethereum'un ilk çıktığında, yani nasıl akıllı kontratlar, Bitcoin bu para değil, bu paradan farklı bir şey, ödeme yönteminden farklı bir şey diye bayağı bir olay olmuştu, haber olmuştu. Şimdi sizlere de sormak istedim. Acaba mesela Vitalik aslında Ripple'a girebilseydi, stajyer olarak oraya girseydi belki de Ethereum hiç ortaya çıkmayacaktı. Belki kendi projesine kendisini kanalize etmeyecekti. Ripple'da stajyer olarak girip belki Ripple projesini şu anda çok çok farklı bir yere getirebilecekti diye yapabiliriz. Bu da aslında ilginç bir an olmuş. Kendisi de zaten ilginç şeklinde Twitter'dan bu şekilde de paylaşmıştı. Şimdi isterseniz en çok konuşulan konulardan biri Bitcoin'de Lightning Network. Burada neler yaşanıyor? Son gelişmeler burada neler? Biraz ondan bahsedeyim. Lightning Network'te ben de birkaç tane video hazırlamıştım. İşte YouTube kanalımdan bakabilirsiniz. Twitter üzerinden Lightning Network nasıl kullanılıyor? Nasıl komisyonsuz, neredeyse komisyonsuz bir şekilde bu şekilde Lightning Network üzerinden gönderimler yapılabiliyor? Bu şekilde bir video hazırlamıştım. Ona bakabilirsiniz. Şu anda node sayısı Lightning Network'teki düğüm sayısı 8000 civarında. Toplam kapasite 1000 Bitcoin'i geçti. Yaklaşık olarak da 6 milyon dolarlık bir kapasiteye gelmiş durumda. Lightning Network'teki son gelişmeler bunlar. Burada bir önemli gelişme olduğu zaman da yine gündem videosuna ekleyeceğim sizler için. Şimdi son haberimize gelelim. Son haberimiz de yine Ethereum'dan. Şimdi Ethereum'da şu şekilde bir gelişme yaşandı. Bildiğiniz gibi Bitcoin fiyatı 3200 dolar seviyesinden şu an işte 5200-5300'lere çıkarken Ethereum bundan pek fazla faydalanamadı. Yani insanlar en azından bir 200 doları zorlar mı tekrardan diye düşünüyordu. Ethereum burada birazcık aslında geri planda kalmış durumda. Fakat etherscan.io sitesinden aldığımız verilere bakarsak Ethereum'daki en yoğun kullanımların en yoğun 10 kullanımı düşünürsek, mesela atıyorum işte 2017 tarihinin İşte 5 Nisan'ında en çok kullanılan işte 3. günü olmuş. Onun dışında atıyorum işte 2016'nın 10 Haziran'ında Ethereum A işlemlerinde, A network'te en çok kullanılan işte 5. gün olmuş diye düşünürsek, bu en yoğun kullanılan 10 günün 6'sı, bakın 10 günün 6'sı bu Nisan ayında yaşanmış. Yani geçtiğimiz 3 haftayı içerisinde Ethereum network'ünde çok ciddi bir şekilde kullanım mevcut.
Bu sadece fiyatın artışından, borsalardaki hacimlerin artışı ile ilgisi yok. Burada Ethereum'da kullanılan akıllı kontratların, sözleşmelerin kullanım oranından bahsediyoruz. Bu da önemli bilgi. Ethereum'da yani en çok mesela Bitcoin'de neden bahsediyorduk? İşte mesela bir blok içerisindeki transfer sayısında işte rekor kırıldı. Litecoin'de neyden bahsediyoruz mesela? İşlem hash rate'de, madencilerin işlem gücünde rekor kırıldı. Ethereum'da da burada şeyden bahsedebiliriz. İşte ağdaki kullanılan akıllı sözleşmelerde bu şekilde en çok kullanım aslında bu geçtiğimiz 3 hafta içerisinde oldu diyebiliriz. Bunda neyin etkisi var? Elbette Ethereum ağında yapılan gelişmeler, bildiğiniz gibi bu hard fork konusunda çok ciddi sıkıntılar çekmişlerdi. Blok ödülleri, madencilerin ödülleri düşmüştü ama aynı zamanda da ağın işlevselliği ve ölçeklendirilmesiyle ilgili ciddi güncelleştirmeler yapılmıştı. Bu biraz demek ki yazılımcılar tarafında kendisini yavaş yavaş göstermeye başladı ki yazılımcılar akıllı kontratlar üzerinde, Ethereum'da çalışacak projeler üzerinde biraz daha hız kazanmaya başladılar diyebiliriz. Ethereum'daki gelişme de bu şekildeydi. Benim sizlere bu haftalık anlatacağım haberler bu kadar. Bir sonraki hafta yine güncel haberleri toparlayıp sizlere bu şekilde aktarmaya çalışacağım. Söylediğim gibi önümüzdeki haftadan itibaren çok güzel içerikler hazırlıyorum. Mutlaka Instagram hesabımdan takip edin. YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olup bu videoyu beğendiyseniz de beğen tuşunuza basmanızı rica ederim. Twitter ve Telegram'dan da anlık haberler için takip etmenizi mutlaka öneriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.